Evet, cihazımızı çıkardık. Ciddi fırtına var. Dünkü uçuştan sonra PI'de ayarlarını yaptık. Kontrollerini yaptık. Bu sefer dışarıda test edeceğiz. Ama sağlam fırtına var. Aslında yaptığım iş bayağı riskli bir iş. Önde kameramız da yok. Arkada 22 binlik pil var. Biraz da dengesiz şu anda. Arka taraf 900 gram daha ağır yaklaşık. Bismillah deyip bir test yapacağız. Bakalım. Rüzgara karşı direnci nasıl olacak? Salınımlara falan bakacağız. PI'de ayarlarını ona göre yapacağız. Gazı kapatıyorum, cihaz hala havalanıyor var ya. Rüzgardan. Yaşıma baksana ekrandan. Sıkıntı yok. Ha? Sıkıntı yok. Tamam da daha iyi mi deminkinden yani böyle? Evet. Yani kablodan var mıymış fark yani? Doğru muymuş kablo? Gazı şey yapamıyorum ki. Yatıyorum şey gibi yükseliyor. PID'miz çok iyi olmuş. Stabil moddayım şu anda. Yani kendim kontrol ediyorum cihazı. Rüzgarda ikinci uçuşta PID'de yani tam net bilmediğimiz için loiter biraz riskli. Cihazı bir indirip loiter'da kaldıracağım. Bayağı bir risk yaşayacağız ama test edeceğim öyle bir de. Ya sağlam vuruyor yalnız var ya. Direkt GPS modunda kalkacağım. Bayağı bir riskli. Rüzgar aşırı arttı. Direkt loiter'da havalanacağım. Hadi bismillah. Bakalım tepkiler nasıl loiter'da. Harbi sağlam. Rüzgara rağmen PID şu anda gayet iyi ikinci uçuşunda. Loiter'da uçuyor. Yani rüzgar biraz sakinledi, cihaz da sakinledi. Ama hala sağlam vuruyor. Amperle 24 amper arasında, 17 amperle 24 amper arasında rüzgara göre artıyor. Arkası cihazın şu anda 900 gram daha ağır. Onun da vermiş olduğu dengesizlik var ama rüzgar direnci gayet iyi.
Her rüzgardan nasıl hareket ediyor sürekli cihaz? Aşırı rüzgar var. Titreşim seviyelerimiz falan gayet stabil. Şu anda titreşimimiz gayet iyi çünkü aşırı bir yükselme alçalma yok bu rüzgara rağmen. Bak, GPS kablosunun yerini değiştireceğine kadar fark oldu, görüyor musun? Evet. Bir tane kabloyu değiştirince bütün drone'un uçuşu değişti, farkında mısın? He? Evet. Yükselme alçalma falan yok. Arka taraf ağır olmasına rağmen, bu rüzgara rağmen çok çok iyi maşallah. Yal tutması falan gayet güzel. Tepkiler gayet sağlam. Stabil. Cihazın sesi gayet stabil, güzel. Şuraya getirelim, indirelim artık. Cihazımız gayet stabil. Motorlarda en ufak bir ısınma yok. Buz gibi. PID'si falan çok iyi olmuş. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Yani gitgide çoğalıyoruz. Bu tür testleri yayınlamaya çalışıyorum. Daha iyi, daha çok uğraşarak yayınlamak için lütfen kanalıma abone olun.